Hocam birçok muhabbetinin içerisinde kadim bilgi diye bir şey kullanıyorsun. Senin yüzünden ben de kullanıyorum ve zihnimde de sağlam da bir karşılığı var. Hem duygusal karşılığı var hem bilgisayarda bir karşılığı var. Sadece biyolojimizin taşıdığı bir orijinal bilgi yumağını Biyolojik kastettiğine. olup da evrimsel olmayan hiçbir şey yoktur. Onu hemen düzelteyim. Yani. Tamam, okeydir. Senle hemfikirim. Hem evrimsel hem biyolojik varlığımızın oluşturduğu bir bilgiye gönderme yaptığını düşünüyorum kadim bilgiyle beraber. Ama bu şimdiki kullandığımız modern dünyanın getirdiği yeni güncel işte bilgilerle aradaki farkı anlatmaya biraz ayırt etmeye ihtiyaç varmış gibi görünüyor. Hem dışarıdan sorusu da geliyor. Hem de gerçekten o soruyu görünce ben de aydım ya ben de o kadar emin değilim. Bunu neye göre ayırt ediyorsun, ne yapıyorsun diye. Kadim bilgi derken neyi kastediyorsun? Şimdi kadim, yani kadim sözcüğü eskimez anlamında kullandığımız bir terim aslında. Kadim bilgi çok büyük bir alanı kapsıyor. Bu, şimdi ben bir biyolog olduğum için, sinir bilimleriyle uğraştığım için biraz o alandan çok fazla konuşuyorum. Dolayısıyla buradan bakınca sanki hakikaten biyolojik bilgiyi özellikle imliyormuşum gibi ama öyle değil. Şimdi kadim bilginin en önemli tarafı şu, bir kere biz artık akıl çağındayız, bilgi bilim çağındayız bilmem ne. Yani şu anda ben de temel mesleğim bilim eğitimi almış birisiyim. Bilimsel yöntemle dünyayı anlamayı bir temel şiar edinmiş bir topluluğuz şu anda. Baskın olarak özellikle Batı toplumları böyle. Fakat bilimsel bilginin temel bir sorunu var. Bilimsel bilgi tecrübeye dayalı, deneye, gözleme dayalı ve yanlışlanabilir özelliği olması önemli kıstaslarından bir tanesi. Yani sen bir şey ortaya koyuyorsun, bilimsel olarak şu şöyledir diyorsun. Biri gelip yok abi ben bir deney yaptım öyle değilmiş dediğinde sen göçüyorsun. O işte artık yeni bakış açısını kabul etmek durumunda kalıyorsun. Sürekli değişen, değişerek gelişen bir yapı, bilim dediğimiz bilgi alanı. Ama sorunumuz şu ki insan olarak ömrümüz çok kısa. Ömür sürecimiz içerisinde bile yani hatta işte rahmetli bir doktor arkadaşımız Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olduğunda hani %100 kesin tıbbi bilgi diyebildiği şeylerin 20 sene içerisinde %50'sinin değiştiğinden yakınırdı sürekli. Yani biz bunları kesin diye öğrendiydik ama yarısı değişti şu anda tam tersini savunuyoruz falan gibi. Çok fazla değişiyor ve biz bilimsel bilgiyle amel edemiyoruz. Öyle bir problem var. Bunun en iyi örneği burada bizim sevgili Oytun Erbaş'tır. Mesela işte televizyonlarda arada bir çıkar D vitamini kullanın der. 6 ay sonra çıkar D vitamini kanser yapıyor der. Abi 6 ay önce böyle dedim ne oldu deriz. Bilim değişiyor der. Ama evdeki adam oturuyor aynı şekilde 6 aydır D vitamini alıyor. Bunu ne yapacağız falan dediğimizde de işte bilim böyle bir şey falan diye sıyırıyor işin içinden. Fakat bizim aynı zamanda bu hayatı yaşamak için bazı temel dinamiklere, bilgilere, bir anlama, bir yola ihtiyacımız var. Şimdi bu yolu tek başına bilim karşılamıyor. Bilim bir şeylerin nasıl işlediğini anlamak, teknoloji üretmek, dünyayı bir şekilde isteklerimize göre manipüle edip değiştirmek için süper bir yol. Niye süper? Niye çok iyi? Dünyanın neresine gidersen git, kimle görüşürsen görüş, kimle paylaşırsan paylaş, ortak bir dil üzerine konuşup beraber bunu kullanabiliyorsun. Birbirini test edebiliyorsun falan falan yani çok gözle test edebildiğimiz bir bilgi. Ama dediğim gibi değişken bir şey. Öte yandan mesela doğru veya yanlış davranış dediğimiz şeyin ayırt edilmesinde bilimin bize hiçbir katkısı yok. Mesela biz tutup da bir beyin tümörü olan bir insanın nasıl suç işlediğini detaylı bir şekilde anlatabiliriz. Bilimsel olarak o kişiyi işte tepeden tırnağa inceleyip bütün mekanizmasını ortaya çıkarabiliriz ama o insanın yaptığı hareketin nasıl cezalandırılacağı, işte iyi mi kötü mü olduğu vesaire gibi konularda bilim bir yargı koyamıyor. Bilim sadece sana olanı tarif ediyor. Bundan bir değer çıkarmak, bir anlam çıkarmak sana kalıyor. Peki biz bunu neyle yapacağız? Şimdi tek başına bilimi alırsan ortada böyle gayet fenersiz, karanlıkta kalacağın gayet açık. Bunun için insanlık tarihinde her dönemde bu kadim bilgi dediğimiz şeye başvurulur. Kadim bilgi, gelenekler, anlatılar, dinler, efsaneler, teamüller, toplum içerisindeki teamüller. Onun dışında tabii ki biyolojimizden getirdiğimiz işte 3,5 milyar yıllık bir evrimsel bilgi. İşte bizim kültürel evrimimiz sırasında biriktirdiğimiz her ne varsa onların tamamını aslında biz kadim bilgi diyoruz. Şimdi kadim bilgide de sorun şu. Hangisine göre karar vereceğiz? Mesela işte Mısırlıların dünyada söylediğine göre o var mesela. Ya işte bir sürü dini inanca sahip insan var. Hepsi birbiriyle savaşıyor.
Çünkü temel dünya algıları konusunda ciddi bir tezat var çoğu yerde. Dolayısıyla o da kadim, bu da kadim. Şimdi hangisini birbirine üstün tutacağız ya da hangisi haklıdır diyeceğiz. Böyle bir yolumuz da çok yok gibi. Ben kendi okumalarımda ve çalışmalarımda zaman içerisinde belki bir 20 senedir falan şöyle bir metot gelişti ben çalışırken. Bilimsel bilginin geçiciliği ile kadim bilginin kesinliği arasında bir tercih yapmaya zorluyor bugünkü sistem bizi. Yani ya böyle kendini bir öğretiye vereceksin, orada kapatıp gözünü bilime, bilgiye, bilmem teknolojiye, orada işte kendi kişisel erme yolculuğunda devam edeceksin. Ya da kendini bilime bilime verip laboratuvarda saçları döküp işte efendim yolun sonunda bir yerde ya biz niye geldiydik falan diye sorgularken ölüp gideceksin. Şimdi bu ikisi de uymadı bana. Dolayısıyla bu ikisini acaba bir potaya koysak nasıl olur diye düşünmeye başlayınca şöyle basit bir şey fark ettim. Bilimsel bilgi evet sürekli değişiyor. Kadim bilgi orada genellikle değişmeden ya da bize göre, bizim ömrümüze göre değişmeye çok dirençli olarak gelmeye devam ediyor. Kadim bilgi ile bilimsel bilgi aynı masaya koyduğunda birbirinin sağlamasını yapacak iki araca dönüşüyorlar aslında. Böyle ilginç bir şey ortaya çıkıyor. Ben mesela bilimsel anlatı yapan bir insanım. Yaptığım iş bilimsel anlatılar kurgulamak. Bunu yaparken genelde şöyle bir kıstas takip etmeye çalışıyorum. Bildiğim bilimsel bilgiyle kadim olarak insanlık bilgisinin bu böyledir dediği şeyleri şöyle bir araya getiriyorum. Örtüşenleri anlatı olarak kurgulamayı tercih ediyorum. Örtüşmeyenler ya da bir şekilde oturmayanlar varsa onları nadasa bırakıyorum. Daha iyi öğrenene, daha iyi anlayana kadar. Her türlü mevzuyu zaten anlamamız mümkün değil ama kadim bilgi burada bana çok önemli bir yol göstericilik yapıyor. Bilimsel bilgide ben insanlara neyi anlatayım? Mesela bunun eğitimde sakıncasını çok yaşadık biz. Özellikle geçtiğimiz 50 yıl boyunca yaşamışız ve yaşamaktayız. Yarım bilgiyle çocuk gelişimine müdahalenin çok acı sonuçlarını yaşadık. Hatta çok radikal sonuçları var. İşte o nerede hatırlamıyorum, Avrupa'da, Arnavutluk'ta mı? İşte çocukları hiç anne baba ilgisi dokunmadan tamamen ilgi göstermeyen bakıcıların beslemesiyle büyüttüklerinde bir sürü psikoza sahip insan ürettikleri korkunç deneyler var mesela. Ya da işte bir dönem çocuk ağlasa da kucağına alma, yok öbür dönemde hiç kucağından indirme falan filan gibi. İşte bir dönem anne sütü hiç vermem, onun yerine mamayla besleme, sonra 6 yaşına kadar anne sütüyle besleyelim gibi aşırılıklar. Şimdi bunlar niye oluyor? Bazı konularla ilgili bilgimiz genişliyor ve biz böyleymiş diye hemen üstüne atlıyoruz ve insanın temel hastalığı içinde bulunduğu çağın bilgisini bütün bilgi zannediyor. Kadim bilgide ise... Aslında galiba çok kritik ve kilit cümlelerden bir tanesi bu. Bunu bir kez daha söylesem. Tabii tabii, yani içinde yaşadığımız çağın bilgisini değişmez bilgi zannediyoruz. Yani gerçek, çünkü buna ihtiyacımız var bizim. Bir kesinliğe, bir zemine ihtiyacımız var. Bunu arıyoruz. Şimdi sadece güncel olana inanma. Tabii tabii, mesela işte Atatürk'ün sözüdür ya, işte hayatta en hakiki mürşit ilimdir diye. Biz onu fendir, ilimdir diye o sözün orijinali zannediyorum. Şimdi biz bu sözü kalıp gibi alıyoruz ama bu 1920'lerde söylenmiş bir söz. 1920'ler özellikle bilimsel devrimin etkisinin en hızlı yaşandığı, pozitivizmin genel olarak dünyaya hakim olduğu bir dönem. Şimdi o dönem içinde bu sözün söylenmesi tabii ki normal ama bugün baktığınızda mürşit ne demek? İnsanın nasıl yaşayacağının yolunu gösteren rehber anlamına geliyor. Şimdi bilimi nasıl rehber alayım ben? Yani bu sözü tamam söylemek güzel ama hayata nasıl aktaracağız biz bunu? Bilim gerçekten rehber olabilir ama onun nasıl rehberlik edeceğini ya da onu rehberlikte nasıl kullanacağını bilebilirsen, bilimi doğru yere koyabilirsen. Ben hep bilimi böyle bir mutfak robotu gibi, bardak gibi bir şeye benzetirim. Yani görevi dışında kullandığında sorun çıkarır. Mesela işte bardakla halı yıkayamazsın ya da mutfak robotuyla da bileyim camları temizlemeye kalkmazsın. Bunu yaparsan ona da cama da eziyet etmiş olursun bir şekilde. Dolayısıyla bilimi kendi yerinde kullandığında, şimdi kadim bilgide bize mesela atıyorum masallarla bazı bilgiler geliyor. Şimdi masallar kadim bilgide ben çok önemli buluyorum, anlatıları ve masalları. Sebebi de şu, onu da kısaca söyleyeyim. Binlerce yıldır insanlar sözlü kültürle birbirlerine bir şeyler aktararak gelmişler. Ve bu sözlü kültür içerisinde ilk bakışta fark etmediğimiz bir şey oluyor. Nesiller boyunca insanlar bunları birbirine anlatırken işe yarar bilgiler seçiliyor ve aktarılıyor. İşe yaramayanlar ayıklanıyor. Yani bir kültürel seçilim süreci yaşanıyor bu tarz bilgilerde. Dolayısıyla biz bugün antik bir anlatıyı, bir efsaneyi, bir mitolojik hikaye ya da bir masalı çocuğumuzu anlattığımızda ya da o masalın bir takım ögelerini başka bir hikaye içerisinde verdiğimizde o çocuğa aslında komple bir kültürel kodlar dizgesi yüklemiş oluyoruz. Burada
ahlak nedir, iyi nedir, kötü nedir, doğru insan nasıl olunur, işte yalancılık niye kötüdür, işte yardım etmek niye iyidir, bilmem ne falan gibi kodlar zaten masalların anlatılan içerisine yerleşmiş. Bütün Yunan mitolojisi mesela bakarsanız, ki en popüler mitoloji niye olduğunu bilmiyorum ama o iyi PR yapılmış. Yani bütün insanın yaşayabileceği bütün zihinsel, psikolojik her türlü sorunun böyle gayet veciz anlatılarla sembolize edildiği bir külliyat aslında. Şimdi o külliyat bize insan hakkında bir şey anlatıyor. Biz Pandora'yı, Zeus'u, Kronos'u falan dinlerken aslında insanı dinliyoruz orada tanrılar hikayesinde. İnsanın çeşitli özelliklerinden bahsediyor. İyi de şimdi bugün de psikoloji bilimi diye bir şey var, psikiyatri var. Hani bu tip konularda bilgi üretiyor. Fakat çok ciddi bir darlık var o bilgide. Şimdi günümüzde mesela böyle çığır açan, benim en azından bazı müktesebatlarını bildiğim işte Yalom gibi adamlar var. İşte Freud mesela, Freud hepimiz ismen biliriz. Şimdi bu insanlar aynı zamanda mitolojileri, anlatıları da çok iyi biliyorlar. Jung mesela, antik öğretilere bilmem ne, bak orada psikolog kafa salıyor vallahi öyle falan filan diye. Ha, bu insanlar bu kadim öğretilere de çok iyi vakıf oldukları için bilgiyle kadim bilgiyi birleştirdikleri zaman, bilimsel bilgiyle, çok orijinal şeylerle ortaya çıkıyorlar. Şimdi ben onlar kadar çalışkan ya da zeki bir adam değilim muhtemelen ama ben sırf bunu yaptığım için ne oldu? Sen bana bir şey diyorsun sıklıkla. Senin bir fikrin var diyorsun. Yani diğerlerinden farklı olarak bu tip işler yapan, bir şeyler anlatan insanlardan farklı olarak orijinal bir fikir var. O fikrin kaynağı ne? Yıllarca içinde bulunduğum biyoloji biliminin bilgileriyle İnsanlık bilgisinin bilebildiğim, ulaşabildiğim kısmını meczetmeye çalışırken zuhur etmiş bir fikir. İnsanın fabrika ayarları öyle bir fikir. Biz mesela açık beyinde ne yaptığımız sorulduğunda ilk söylediğimiz şey kadim bilgiyle bilimsel bilgiyi birleştirip anlatılar oluşturmaya çalışıyoruz diyoruz ama laf olsun diye bunu söylemiyoruz. Çünkü o bilginin çıktığı yer orası ve ben bunu nerede öğrendim? Yani kadim bilgi benim evimde bir televizyonda yayınlanmıyor. Yani ya da internette kolay bulabileceğim bir şey değil. Böyle çevreler nasip oldu bana hayatımda. Böyle çevrenin içine girdim. Mesela bir tanesi işte Yaşam Okulu dediğimiz bir organizasyonumuz var işte 8 yıldır. Küçükkuyu'da Buğday Derneği'nin öncülüğünde başlamıştı. İşte Güneş'in Aydemir şu anda kendisi de Açık Beyin'de birlikte çalıştığımız bir üniversiteden sınıf arkadaşım. Onun organize ettiği ve garip garip alanlardan insanların gelip böyle uçuk kaçık konularda paylaşımlar yaptığı bir ortamdı orası. Bir alternatif okuldu. Ben oraya anlatıcı olarak çağrıldım ama anlattığım 10 katını öğrendim yani. 100 katını öğrendim hatta. Mesela orada bir ders vardı. İşte kadim öğretilerde insan diye bir şey. Ben hayatımda öyle bir şey duymadım. Mesela insanla ilgili bir şey anlattım. Onu anlatan insanın mesela insanın biyolojisi ya da nörobilimi hakkında ya da nöropsikolojisi hakkında pek bir bilgisi yoktu. Şimdi o bilgiyle oraya gittiğinizde, o kadim bilgiyle karşılaştığınızda ya da kırıntılarını tattığınızda hemen kafanızda bir şey uyanıyor. Yahut işte tecrübi bir bilgi alanı var. O da çok eski aslında bir gelenek. Fakat yeniden İngiliz Bill Mollison diye birisi tarafından formüle edilmiş. Permakültür dediğimiz işte doğadan örnek alıp teknolojik tasarımlar yapmaya dayanan bir alan. Onu dinlediğimde böyle kafamda şimşekler çaktı. Oha bir dakika falan. Kaoslara, fraktallere, bilmem nelere dokunan kısımları çok ilgimi çekti. Çünkü önceden onunla gitmiştim oraya. Yani her yerde şöyle bir şeyle karşılaşıyorum. Bu dünyanın var olan bilgisini, günümüzde bilimsel bilgiyi ne kadar etraflıca biliyorsan kadim bilgi sana o kadar gerçeği fısıldayabiliyor. Şimdi bunu fark ettiğimde büyük bir heyecana tabii kapıldım. Onun üstüne işte senelerdir, 10 senedir falan bunlardan bir şeyler çıkarıp anlatmaya çalışıyorum ve sanıyorum doğru bir şey yapıyorum. Çünkü sen de dahil olmak üzere kimle bir muhabbete girsek ya da bir eğitimde birilerine bir şey anlatsam diyorlar ki bu duyduğumuz diğer şeylerden farklı. O farkı yaratan şey benim orijinal teorilerim bilmem nelerim değil. Bu karşılaştırmaya ya da bir potaya sokmaya cesaret etmiş olmam belki bir yerde. Bunun da sebebi şu olmalı. Bana çok şükür ki yolda şeyi öğretmediler. Yani bu bilgi alanı sana göre, bu sana göre değil demedi kimse. Ben hepsinin içinde kendimi özgür hissettiğim için gezdim. Ama şimdi aşırı dindar bir klikte büyüdüğünüzü düşünün. Orada dünya bilgisinin hiç önemi yoktur. O anlatıları aktarmanız beklenir. Aşırı seküler ya da pozitivist bir ortamda büyüdüğünüzü düşünün. O zaman da test edilebilir bilimsel bilgiden başka. Ben böyle bir yerde büyümedim. Yani benim büyüdüğüm yerde her şey vardı. Tamam benim ailem dindardı ama etrafımda çok tuhaf adamlar da vardı. Onlardan garip garip yollarla beslendim belki. Dolayısıyla ben şimdi mesela işte böyle hiper bilimperest arkadaşlarım var. Onlar da benim bazı hareketlerime ve konuşmalarıma gıcık olurlar. Yani
kaynağını göster falan. Şimdi bir şey söylüyorsun, diyorsun şöyle bir şey olabilir. Ortaya sonuçta bir hipotez atıyorsun. En çok kadın erkek beyni konusunda yaşıyoruz bunu. Kaynağını göster diye bir laf var. Şimdi bazı şeylerin kaynağını gösteremezsin. Bazı bilgi doğar ama siz sadece metodik bilimsel bilgiyle uğraşıyorsanız zuhur eden, doğan bilginin ne olduğunu bilmezsiniz. Mesela bir müzisyen beste yaptığı zaman kaynağını sormazsın. Çünkü bu beste içinde zuhur eder. Yahut ne bileyim işte bir ressam bir resim ortaya koyduğunda bizde hala ama kaynağı yoktur. Çok onun. Özür dilerim. Yani popüler bilim üretimi camiasında da teorik bilimler ve uygulamalı bilimler diye ayrım da tam nitelikli gerçekleşmediği aynen. için bizdeki karşılığı. Senin yaptığın şey bariz bir teorik tabii bilim üreticiliği yapıyor aynen. olma hali. Tabii. Bunu birileri sen bununla ilgili bir şey düşünüyor ya da pozisyonluyor olacaksın ama bu bir nitelikli düşünmeyi gerektirecek. Uygulamalı bilimden birileri de alacak oradaki malzemeyi. Lan bu oluyor mu olmuyor mu? Deneyecek, kurcalayacak. Bizim ülkede bu iş nasıl görülüyor biliyor musun? Tıp fakültelerinde ama bunu benim biliyor olmam ama hala tabii. hani bilinmiyor ya da kullanılmıyor olması da tuhaf oluyor. Şeyde. Tuhaf çünkü şöyle kalıplar var kafada. Mesela tıp fakültesinde uzmanlık yapacak birçok arkadaş özellikle tıp fakültesini pek severek okumadıysa artık yeter bu işkence hayatım rahat etsin diyorsa en büyük kriteri nöbeti az olan, az hasta gören bilmem ne bölümü seçmek oluyor. Yani şimdi teorik bilimciyi de bizim ülkede böyle zannediyorlar. Yani odada sürekli kahve pipo böyle işte duvara bakıyor. Bugün de aklıma bu geldi. Yani gerçekten saç döken bir süreçtir. Boşuna değil bu tipim benim. Yani çok fazla alanda gezmeni, çok fazla düşünsel riske girmeni, çok fazla konforunu bozmanı gerektiren bir yerdir. Çok şey okuman lazım bir kere. Çok fazla deneyim gerektiren bir şeydir ki birleştirip bir şey yapasın. Ben tekrar söylüyorum ben o kadar çalışkan bir adam değilim. Ama mesela dünyanın en büyük teorik biyologlarından bir tanesiyle 2 sene önce oturup konuştuğumda hayatımın en gurur verici iltifatını aldım ondan. Adam bana dedi ki ben hayatımda böyle bir şey duymadım. Yani Stuart Kaufman'dan böyle bir laf duymak inanılmaz bir şey. Yani demek ki nerelerde gezdiysem o adamın hiç düşünmemiş ya da duymamış olduğu bir şeyi bir şekilde çıkarabildim. Yani bu çok önemli bir artı. Ama dediğim gibi bu benden kaynaklı bir şey değil. Her insana açık bir yöntem bu aslında onu anlatmaya çalışıyorum. Sen bunu kullanıyorsun. Mesela diyelim bir reklam kampanyası hazırlıyorsun. Bu reklam kampanyası diyorsun ki şunu şöyle yapalım. Mesela şu rengi kullanalım, şu şekli kullanalım. Kaynak göster abi denmez sana. Senin bir deneyimin var. Bu deneyim kadim bir deneyim aslında. İnsanı okumakla ilgili bu işi belli bir süre yapmış olmaktan gelen bir bilgi biçimidir bu. Ve senin datalarınla, verilerinle birleştiği zaman bir anlam ifade eder. Şimdi ben nöropazarlama bölüm başkanlığı yapıyorum Üsküdar Üniversitesi'nde. İnsanlar akın akın nöropazarlama bölümüne geliyorlar. Bunda tabii bizim medyada bunu anlatmamızın da büyük payı var muhtemelen ama nöropazarlamada herkes şöyle bir şey bekliyor. Öyle bir teknik öğreneceğim ki bir anda böyle insanın işte satın alma düğmesini bulup basacağım. Onlara daha ilk derste anlattığım şey morallerini bozuyor. Ama gerçek bu. Bir insana dair temel bilginiz yoksa, global bir bakış açınız yoksa, insanı bir bütüncül varlık olarak algılama yeteneğiniz geliştirilmemişse eğer, istediğiniz tekniği kullanın, istediğiniz sihirli bilimsel yöntemleriniz olsun, hiçbir şey öğrenemezsiniz. O veri uzman, deneyimli bir uzmanın elinde bir anlam ifade ediyor. Şimdi kadim bilgiye sahip olmak böyle. Hayatta bana hayatın anlamı konusunda bilim neredeyse hiçbir bilgi vermemiştir. Ama bana hayatın anlamı konusunda anlatılanları anlamamı bilim sağlamıştır. Şimdi bu aradaki ayrımın yapılması bu ülkede çok zor biliyorum. Bu lafı ben 10 kere de söylesem hiçbirinde anlaşılmayacağını da biliyorum. Çünkü kadim bilgi zaten bitti. Yani şu anda gündemimizde olan bir şey değil. Şu anda Twitter'daki aforizmalarla yaşayan yeni bir nesle doğru gidiyoruz. Kadim bilgi dinleyeceğimiz adam kalmadı. Yani böyle ortamlarımız yok. Bir insan oturup da... Bir de karizması da çok düşürüldü. Tabii ki. Deforme edildi tabii ki. Yani. 3 saat diyelim YouTube'da bir video gördün. Adamın bir tanesi sana işte Sümer efsanelerindeki işte insanı anlatıyor. Kim 3 saat böyle bir videoyu izleyebilir bu arada? Düşünün. O bilgiye maruz kalmaya katlanabilecek yürek kaç kişide kaldı? Yani o bir kere bir diz çöküp, bir bildiklerini bagajlarını şuraya bırakıp, boş bir zihinle, önyargısız bir şekilde... Adeta bir mürşit-mürit ilişkisi içerisinde dinlemeyi gerektirir. Yani bir anlama çabasını gerektirir. Peki o kalmadı zaten. O kalmadığı zaman da binlerce yılın bilgisini sindirebilmeniz kolay değil. Ben belki bazen işte sevimsiz bir şekilde çeşitli mahfillere zorla götürüldüm küçükken. Garip garip şeylerin konuşulduğu insanlarla tanıştım. O zaman hiç anlamadım ya bu adamların ne dediğinden bile haberim yoktu. Fakat zaman geçtikçe bu tecrübe
Hani bir Google aramasıyla öğrenebileceğiniz bilgiyle bu bilgi arasındaki farkı size öğretiyor. Oradaki bilgi, kadim bilgi, ki buna genel olarak ezoterik bilgi diyebiliriz büyük çapta. Bilim bile ezoterik bilginin bir dalıdır aslında, bugün kullandığımız modern bilim. İçinde her şey vardır ezoterik bilginin. Yani işte eğer inanıyorsanız Tanrı'dan geldiğini düşündüğünüz o vahiy de onun içindedir. Anlatılar, masallar, gelenekler hepsi de içindedir. Bunun tamamı bize ne söyler? Şu bardağı nasıl yapacağımızı söylemez. Öyle bir bilgi değildir o. Bu bardakla senin ilişkinin anlamına dair ama çok etkili şeyler söyler. Ve birden fazladır o bilgi. Beğendiğini seçebilirsin, opsiyoneldir ama seçtiğin senin için kesindir artık. Ve hayatta atacağın adımı belirler, senin yaşam yolunu belirler. Şimdi ben bunu nerede kullanıyorum? Yani niye böyle bir işle uğraşıyorum ben? Ya insanlar doğru yaşamak istiyor. Ben de doğru yaşamak istiyorum. Herkes doğru yaşamak istiyor. Bunu da biraz zahmetsizce yapmak istiyor. Ben o ikisini birleştirip güvenilir bir kaynak olarak insanlara bir tavsiye vermeyeceğim. Kardeş bak ben biyoloji biliyorum. Ben bu kadar senedir işte dirsek çürüttük bu konuda. İnsan hakkında da şöyle şöyle bir bilgimiz var. İnsanın evrimsel hikayesi özellikle burada çok önemli. Nöro evrimsel bakış açısı dediğimiz şey bence kadim bilginin tam göbeğinde bir konudur. Çünkü bu insanın gelişiminde izlediği süreçler bugünkü davranışlarını belirleyen ya da sınırlıklarını belirleyen en önemli faktördür. Bunların hepsini anlaşılır bir şekilde masaya koyduğumuzda insanlara şu güvenceyi verebildiğimi zannediyorum. Sen bunu temel düzeyde anlarsan yaparsın. Yani doğru yaşarsın. O kararı verme aşamasına geldiğinde doğru seçimi sen yapabilirsin. Ben senin için yapmak zorunda kalmam. Benim anlattığım şey eğitimciye yahut yol göstericiye ihtiyacı ortadan kaldırmayı amaçlayan bir anlatı olmasının kökeni buradan geliyor. Çünkü ben kadim anlatıları kullanıyorum. Yani ben icat etmedim bunları. İnsanlık bilgisinde var. Gözünü açan herkesin de görebileceği bir bilgi tipi bu. Ve dedim, çünkü o da aslında tabii, o bilginin kaynaklarına kendi kişisel ilişkileriyle ulaşabilir durumda. Her şekilde ulaşır tabii ki. Bu mesela bilimsel bilgi yanlışlanabilirdir. Kadim bilgi de bence sıklıkla doğrulanabilir bir bilgi. Yani siz gidip de bilmem ne masalında dinlediğiniz bir hikayeyi atıyorum Mozambik'te bir halk söylencesinde de gördüğünüzde o abi bir dakika falan diyorsunuz. Şimdi bizde şey çok zayıf. Bunları derleme konusunda bir kültürümüz yok. Şimdi işte kısmet olursa işte Temel Bilimler Üniversitesi'nde böyle bir kürsü açma planımız var. Halk bilimleri kürsüsü. Spoiler vereyim şimdiden. Özellikle Anadolu'da. Çünkü Anadolu hakikaten kenar etkisi nedeniyle medeniyetin çok böyle karmaşık rezonanslar yaptığı bir yer. Burada çok fazla kadim bilgi izi var. Ve dünyada özellikle yakın çevrede Orta Doğu'dan başlamak üzere bu tarz bilgi kırıntılarını toplamak. Mesela bizim güneşin bir ara enteresan bir şey başlattı. Mevsimle ilgili değişleri toplamaya başladılar. Dağlar, tepeler yığıldı. O kadar çok değiş var ki. Hani biz şey biliriz işte sakın aprilin 5'inden öküzü ayırır eşinden. Şimdi bu meteorolojiyle ilgili bir veri değil. Yani aprilde zaten Nisan değil. O Rumi takvimde başka bir zamana denk geliyor. Ama orada bir aralık var. Her sene bakıyorsun kabaca hakikaten orada öyle bir soğuk oluyor ki öküz eşinden ayrılıyor gerçekten. O aralarda bir şey oluyor. Bunun yazılı versiyonu var mesela. Saatli marif takvimi var. Açıp baksınlar. Saatli marif takviminde bilmem ne kırlangıç fırtınası diyorsa 3-5 gün içinde oluyor. Yani o bilgi dünyadaki örüntüsel çevrimlerin binlerce yıldır anlatılmış, formülize edilmiş bir biçimini içeriyor. Meteoroloji bugün dakika dakika tahmin etmeye çalıştığı için 5 günden ileri gidemiyor ama kadim bilgi yıllar ötesini tahmin edebiliyor. Birisi diyor ki işte bina yükseldiğinde işte kıyamet yakın diyor. Diyorsun lan dede kafayı yedi. Ondan sonra Jared Diamond'ı okuyorsun. Jared Diamond dünya medeniyetlerine bakıyor. Ne zaman kule dikmiş medeniyet çökmüş. Yani onu görüyorsun. Babil kulesi dikildikten sonra Babil medeniyeti gitmiş. Mısırlı piramidi dikmiş, Mısır medeniyeti bitmiş. Ziguratları dikmişler Güney Amerika'da onlar bitmiş. E şimdi biz de işte İstanbul'da, New York'ta dikiyoruz gökdelenleri. Bizim de bitişimiz yakın muhtemelen. Yani bu örüntüleri kadim bilgi bize hatırlatır. Anlama dair kesinlik fakat zamansal olarak muğlaklık içerir. Şimdi bu bilgi tipini kabul etmek o yüzden zor. Bugün biz modern insan olarak zamansal kesinlik istiyoruz. Öngörülebilirlik falan ama evren öyle çalışmıyor ki. Yani şöyle diyeyim mi ya da ekleyeyim mi? Doğru oluyor mu acaba? Tam denetleyemedim. Sen ne dersen doğrudur. Öyle ya da böyle sen kadim bilgiye de bakarken aslında yöntem olarak bilimsel bilgiyi cebine almak bakıyorsun. Muhabbet. Yani bu yoksa bir kabulleniş aldım cebe koydum denk tuttum anlamında da değil. Yani sen bilimsel bilginin kriterlerini kullanıyor ve tekrar kadim bilgiyi de elden geçiriyorsun.
Ama sonuçta her ne olursa olsun bilimsel anlamda ürettiğimiz bilgi de dahil olmak üzere hikayeler aslında. Elbette. Ve bir nedensellik ürettiğimiz için. Aslında bilimsel bilgide pek hikaye yok, biliyor musun? Bilimsel bilgi bir kuru bir rapordur aslında. Gerçek bilimsel bilgi bunu yaptım, bu oldu. Her zaman bu olacak da diyemez asla. Yani evrenin yaşı kadar denemeden bilim bunu diyemez. Bu rapordur. Ya bilimsel bilginin gerçekle sınırını söylemiş oldun. Yani gerçeklik için tek kullanabildiğimiz dil matematik, evet, geyiği oradan çıkıyor. Yani evet, sayısal anlamda ifade ediyorsan bu budur, bu da budur dediğim bir şeyde toplam kabulümüzde bir gerçeklik oluşturuyorsun. Ama bunun peşine de şey diyorsun ya. Yani demek ki haftada 10 taneden fazla yumurta yersen kalp krizine yakalanma riskinde bilmem ya. Bu bir hikaye oldu artık. Aynen. Şimdi bak orayı işte bilim söyleyemiyor. Orayı burada anlamamız gereken en önemli nokta. Şimdi bilim insanı da bir insan yani sonuçta. Bu kadar veri aldı. Diyor ki lan yeterince data topladım, böyle gözüküyor. Bir dakika, bilim sana öyle bir şey demiyor ki. Yani sen sadece bir rapor yaptın. Oradan hemen zort diye bir sonuç çıkarıyorsun. Sonra ne oluyor? 5 sene sonra yumurta üreticilerinden özür diliyorsun. Yok biz yanlış anlamışız, öyle değilmiş. Hatta basın yumurtanın gözüne günde 10 tane yiyin diyorsun bu sefer. Yani işte hikayesini düzenleme halinde sen aslında bu hikayeler bölümü için aynı zamanda kadim bilginin bize taşıdığı hikayeler grubunu aşılıyorsun. Yes. Şimdi bak, aslında işi tutarlı ve eğlenceli yapan, eğlenceli bilerek kullanıyorum. Yani hem tutarlı hale getiren hem de dinlerken de anlamalarımızı derinleştiren, eğlenceli hale getiren şeyin de bu olduğunu anladım. Doğru mu? Tabii doğru. Şimdi kadim deneyimin bizi koruyacağı bugün çok önemli bir sorunumuz var. O da uzman körlüğü dediğimiz bir şey. Şimdi bu bahsettiğimiz bilimsel bilgi bize raporlayan insanlar alanlarında uzman kişiler. Bu kişiler mesela basından birisine bunu bulgularını paylaştıkları zaman bir sonuç yazıyorlar. Basından bir uzman bilim habercisi bile bunu okurken diyor ki ya diyor bu kişi bu konuda uzman, dediği kesin doğrudur. Lang diye manşete çekiyor. Biz kansere çare bulundu. Ben 30 kere okudum hayatımda. Kanserin kesin çaresi bir haftaya geliyor. Nerede o çare? Şimdi bakın, uzmanların körlüğü çok tehlikeli bir körlüktür. Uzmanlık kesin iyi bir şeydir, bilgi üretir ama uzman genelleme yapmaya başlarsa çok dar bir alana odaklandığı için geneli kaçırır. İşte kadim bilgi esas o uzmana lazım. Nerede, ne zaman, ne konuşacağını o uzmanın önce oradan bilmesi gerekiyor. Bak, kadim bilgi aslında bilgi demek belki doğru değil, kadim deneyim demek lazım ona. Çünkü bu bir hal bilgisi. Daha ziyade sözel, sayısal ya da matematiksel olmanın ötesinde bir hal bilgisi. Bu hal bilgisine sen sahip oldukça... Anlam bilgisi. Diye. Anlam bilgisi tabii ki. Yani bütün, evet, bütüne nasıl bakarım? Evet, evet. Yani çok odaklanmışsam mesela kadim bilgi bana önce der ki buradan anlam çıkarmıyor. Bir dakika, önce kafanı çevir de bir etrafına bak. Kadim bilgi bir kere ilk bunu söyler. Dolayısıyla o bilgiye göre bir kafanı kaldırıp istişareye başlarsın. Mesela kadim kültürün en önemli şeyi tek başına ciddi bir konuda karar verme, istişare et. Bu da kadim bilginin bir parçası. Dolayısıyla istişareye başladığında kafan genişler, sen de güzel olursun, bilginin de zengini falan falan falan. Ya yani bu iş böyle çok güzel taraflara gider. Kadim bilginin sorunu ya hep ya hiç şeklinde kalıplaştırılmış inançlara dönüştürülmesinde yatar. Mesela hep söylerim, atıyorum işte diyelim Müslümansınız, işte Kur'an'ın çok önemli bir ana kaynak olduğunu düşünüyorsunuz. Ama dünyevi bilgi olmadan onu nasıl anlayacaksınız? Mesela Arapça dil bilgisi dünyevi bir bilgidir değil mi? Bir insan dilidir. Arapça bilmiyorsunuz ya da herhangi bir dil bilmiyorsunuz. O kitapta yazanı nasıl anlayacaksınız? Bir, önce bir dile ihtiyacınız var. Sonra o diyor ki mesela yıldız. Sürekli tavanı olan bir yerde yaşıyorsan yıldız lafından ne anlayacaksın? Önce bir yıldızı görmen lazım ki o ifadenin ne anlama geldiğini anlayabilirsin. Şimdi kadim bilgideki bütün anlatılar, bu verdiğim örnek hani daha dini bir örnek ama genel düşünelim. Bütün efsaneler, anlatılar, masallar, ne düşünüyorsak. Ya gözünü çevirip de etrafına bakmıyorsan o senin için sadece kafa daraltıcı bir işte rabarbalar bütünü senin tabirinle. Bu sadece seni boğar yani. Ama dünya bilgin varsa bu sana hemen sos gibi lezzetini arttırır o bilginin. Der ki bu anlama geliyor. Şimdi benim aslında yapmaya çalıştığım şey işte bu. Yani kadim bilginin reklamını yapmak bu devirde. Kadim bilginin reklamını yaparken yaşadığı yani potansiyel tehlikelerin de farkındayım. Çünkü kadim bilgi adı altında saçma, sapan, ipsiz, sapsız, tutarsız bir sürü şey anlatılan da bir ortamdayız. Fakat umurumda değil. Yani altından iğnelerle insanların felç edildiği bir yerde altın değerini kaybetmez. Biz gene altının değerli bir şey olduğunu anlatmaya devam edebiliriz. Ama ve lakin tabii bu kullanımlara karşı da uyanık olmak için bilimsel bilgiyi de anlaşılır düzeye çekmemiz lazım. Dolayısıyla bizim işimiz acık zor ama çok zevkli. Hem bilimi
hem kadim bilgiyi. Önce sindirip sonra anlaşılır bir hale getirmek gibi bir misyon var. Tabii bunu benim tek başıma yapabileceğim bir şey değil, mümkün değil. Senle de onu yapıyoruz. Yani buradaki diğer bütün arkadaşlarımla da aynı şeyi yapıyoruz. Yaşam okulu ekibiyle aynı şeyi yapıyoruz. Geçen gün söyleme sahip bir lokantaya gittik. İşte Mustafa Fatih Bakır, Emre Murat Varlık. Selam ediyorum buradan. Yani normalde gömecektik. Orada yerken bile abuk abuk mevzular geliyor masaya. Böyle bir çevreniz olması çok önemli. O insanlarla buluştuğunuzda, konuştuğunuzda o başka bakış açıları, başka uzmanlıklar, başka pencereler size kadim bilginin ufuklarını gösterebiliyor. Yoksa tek başınıza istediğiniz kadar kitap devirin, mitoloji okuyun, işte dini kitapları hatmedin falan, o olacak bir şey değil. Yine insan üzerinden, yine kültür üzerinden anlamamız gereken bir şey değil. Ya bir kere zaten cepte çok, yani bence çok sağlıklı yere ayaklarını basan bir mucizevi bir hikaye var kafadan söylediği şeyin içerisinde. O da yani hani bu dönem bu kadar cayır cayır listeler mevzusuna abandığı halde, abi verecek listem yok, bunu dinledikten sonra artık devam için bana da ihtiyaç yok cesareti de kullanıyor olma hali. Evet. Bir de buna, bunun başına gerçekten hani çok fark etme zihinlerinden bir tanesi, çok beğendiğim şeylerden bir tanesi. Hani bilmiyorum, bilmemeye de devam ediyorum, bu da cebine aldığında. Bu zaten bütünsel olarak çok tutarlı, aynen, çok mantıklı bir yere doğru gidiyor. Bilmiyorum ama şahit olduğum şeyleri sizinle paylaşabilirim. Ya da şu anda gördüklerimi sizinle paylaşabilirim. Çünkü bu zaten giden bir yol. Bu bende kalıcı olacak bir durum değilin kitabıymış gibi görünüyor. İfa üzerine sohbet edeceğiz daha sonrasında hani mevzuda, ama kitabın kendisi hani bilimsel tutarlılıkla eğlenceli felsefi anlamları, nedenleri, ikisini bir araya tatlı tatlı yedirip o yüzden şey seveni yapıyor. De çok, kızanı da çok. Yani ama yani kitabın var. İçerisinde kızan artık gerçekten var, fazla, var, var. Fazla şablonlarla kızıyordur. Yani fakat şundan, kızanı çok iyi anlayabiliyorum. Yani kızdığı nokta kendi açısından çok haklı. Çünkü eğer oraya girerse orada koltuk değneği, orada aracı, orada ayakkabısı yok. Ne yapacağını bilmiyor. Yara bere içinde kalacak. Çünkü o alan ona yabancı. Orada nasıl yürüyeceğini bilmiyor. Ama biraz sabrederse çok her rahat herkesin öğrenebileceği bir şey. Şunu özellikle vurgulamak istedim. Bilimsel bilgi, bugünkü işte günümüzün bilgisi, tüm öğrencilere açıktır. Ama kadim bilgiyi sadece talebe anlayabilir. Bu ikisi arasında da çok derin bir uçurum vardır. Yani herhangi bir formal eğitim girdiğinizde size her türlü bilimsel yöntemi öğretir. Salak da olsanız öğretir. Ama zeka düzeyiniz ne olursa olsun, talep etmeden, peşinde koşmadan, ter dökmeden kadim bilgiyi anlayamazsınız. Ya da kadim bilgi anlaşılmaz zaten ve kadim bilginin kapısından giremezsiniz. Böyle bir durum var. Tabii ki bu farklılık birçok insanı aynı zamanda rahatsız da ediyor olabilir. Normal, ama zaten bu rahatsızlıkların devrindeyiz. Yani bu dönem benim ya da bizim arkadaşlarımızın bunları konuşabiliyor olması da boşuna değil. Çünkü bu dönem zamanın ruhunun farklı bir açıklama, farklı bir sentez aradığı bir dönem zaten. İnsan sürekli böyle işlerden geçiyor. Söyleyecektim yani. Tabii. Çok sert koşullarla burnumuza dayandığı bir dönem. Yani biz yaş olarak tam bunu görecek miyiz, sınırında mı kalacağız emin değilim. Yani bir 30 sene içerisinde ne kadar şey belli olacak kesinleşecek emin değilim ama bir 50 sene içerisinde çok sert koşullarla burun buruna gelecekmişiz gibi görünüyor. Evet. Bunu çevre felaketi olarak da pozisyonlayabilirsin. Genom gelişimi de ya da yapay zeka diye. Kültür 3, felaketi 5... zaten. Bir, evet. Daha evvel konuştuğumuz sosyal medyalar, internetler hepsi güzel ama bu da bizi bir yere götürüyor. Yani kendi elimizle yarattığımız sorunların kaynağına bakalım. Hepsi özellikle 17. 18. yüzyıl sonrası aydınlanma ürünlerinin neticeleri. Aynı akılla, bilimle çözemeyeceğimiz sorunların kapısındayız. Çünkü çok hızlı artık bozuluyor her şey. Şimdi başka bir bakış açısı arıyor herkes. O yüzden ya ben bilim zaman... yöntem olarak hep devam edecektir ama iyi bir tabii, nedenselliğe tabii ihtiyacı olacak. Bilimden var. Başka koltuk deneyimiz yok. Ama fener aydınlatıcı olarak kadim bilgiye ihtiyacımız var. Çünkü İnsanlık bu sorunu ilk defa yaşamıyor. Yani biz buzul çağı da atlattık, bilmem ne doldu, tonla tantana geçtik. Oralardan yırtmamızı sağlayan bir şey var bizde. Onu hatırlamamız gerekiyor yani. Okuyayım mı gene şeyden? neydi? Ben seviyorum. Mehmet Akif'ten. Hangi müşküldür ki himmet olsun, asan olmasın? Hangi dehşettir ki insandan hirasan olmasın? Bak Mehmet Akif'in Safahat kitabı okunuyor, devamlı okunuyor. Niye bu kadar ilgi görüyor bu kitap? Ya mesela bir ne bileyim işte Bencil Gen, Richard Dawkins'in kaç kere okuyabilirsin o kitabı baştan sona? Öğrenirsin biter ama kadim bilginin derc edildiği bir manzum kitap
böyle çağlar boyunca okunur. İlyada niye bu kadar okunuyor değil mi? Yani sürekli 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 oradan bir şeyler üretebilirsin. Kadim bilgi üretkendir. Bilimsel bilgi ise metodiktir. Yani yolda bize eşlik eder. Hani o anda geçerli olanı vardır ama bilirsin iki gün sonra o geçerli olmayabilir. Ama kadim bilgi hep yanında. Yani o hep sana önden gidiyor hatta. Öyle ya da böyle doğru kararlar verebilmek için sayıları şiirsel olarak anlayabileceğimiz dile dönüştürecek bir bakış açısına ihtiyaç var. Kesinlikle. Değil mi? Yani... Şunu da söyleyeyim. Geçen akşam kızımla, ufaklıkla Melike Hanım'la konuşuyorduk. Gerçekten bir matematik formülünü, atıyorum kütle çekim formülünü, G çarpı M1, G M1 çarpı M2 bölü D kare formülünü görüp duygulanabiliyorsan eğer, o zaman işte o bilimden oraya sıçrıyorsun demektir. O kadime dokunuyorsun demektir. Çünkü bu kadar tantanalı bilmem neli, işte ne olduğu anlaşılmaz bir sistem içinde bu kadar sade bir denklemle bir şeyleri ifade edebiliyor olmak da zaten kadimin, o kadim tecrübenin parmağını gösteren bir şeydir zaten. O zaman bunlar zevkli oluyor. Yani benim anlatmaya çalıştığım şey bir keyif aslında. Yani ya bir de böyle bak. Bu kadar asılmana, bu kadar hayatı ya da buradan da sorgulanabilsin. Tabii. Ya da buradan da sorgulanır hale gelebilsin. Evet, yani bilimsel bilginin lirik bir şekilde tarifine ihtiyaç var belki de. Çünkü çok ahlaken çok sertleşecek mevzu. Yani en basit konuştuğumuz konu işte çevreyle alakalı öyle ya da böyle belli yani. Hani önümüzdeki dönemde biz yaptık, nedeni biz de olabiliriz. Gerçekten bizim dışımızdaki etkenler de olabilir ama önümüzdeki 50 sene içerisinde çok sert koşullarla bir araya geleceğimizi bilimsel bilgi söylüyor. Ya bu sorunun cevabı da aslında işte bir çizgi roman anlatısı gibi dünyanın üçte biri ölecek. Hani kim öleceği hep birlikte karar verelim masadaki farkında olmadan verdiğimiz karar sürecinin bir parçası. Aynen. Ve bu kararı bilim veremeyecek, bu kararı kadim bilgi diye tarif edebildiğimiz lirik bambaşka bir yerdeki bir şey vermek zorunda kalacak. Bu arada bir şey daha, ben kadim bilgiye nasıl ulaşırım diye aklına soru gelen olursa en basit yöntem evde saksıda bitki yetiştirip onu izlemektir. Yani saksıda yetişen bir bitki size çok şey anlatır eğer ona uzun süre ilgi gösterir, ona talebelik ederseniz. Yani o filizden çıkışı, büyüyüşü, güneşe dönüşü bilmem neyse tonla hikaye vardır onun altında. Ama nasıl bakmamız gerektiğini bilirsek ancak onu alabiliyoruz. Tabiat, kadim bilginin esas kodlandığı yer orası. Biz evrimi yarım yamalak anladığımızda işte Galton'un fikirlerinden çıktı birisi, öjenik, işte Hitler'e kadar giden süreç, ağrı ırk oluşturma. Çünkü yarısını anladık diyoruz. Yarısını da değil, binde birini anladık. Çeşitliliğin önemini kavrayamadık. Farklı çeşitlerde olmanın nasıl bir güç olduğunu yıllar sonra ayabildik. Onun tokadını yedikten sonra. Bilimsel bilgi yarım bilgidir, eksik bilgidir. Çok kıymetlidir ama eksiktir. Tamamlayıcıya her zaman ihtiyacımız var. Birlikte kullanmayı çözdüğümüz anda yürürüz. O işte ütopya filmlerinde olan bir şeyleri belki o zaman yapabiliriz. Ama tek başına ne kadimi ne bilmem nesi hiçbiri bize açık bir yol sağlamayacak gibi yani. Benim en azından inancım o yönde. Zaten araştırma aşamasındayız. Ben de böyle bir bilginin hödödüsünü bulduğum gibi konuşmayayım ama biz de yolda gidiyoruz yani. Ama zevkli değil mi? Yani ben bu arada bu üstüne. Sohbette bak yaptığımız sohbetlerin içerisinde tatlılarından bir tanesi oldu gerçekten. Vay, ama ben yani evet ben de formüle etmiş oldum böyle sen sorunca hani şimdiye kadar da hiç bu kadar detaylı anlatmamıştım açıkçası. Evet. Böyle küçük küçük büyüteçle üzerine varıp konuşmuş. Sen ilk geldiğin günlerde aga nedir bu kadim madim olayı falan diye hatırlıyorum. Burada bir muhabbeti olmuştu yani. O zaman çok girememiştik. Ama tekrar son cümleyi söyleyeyim. Yani o cümleyi bir daha vurgulayayım en son. Bilimsiz olmaz. Yani bilimsiz olmaz ama tek başına bilimle de olmaz. Saçmalamayın yani. Böyle bir şey yok. Bilimin sınırlarını bilirseniz onu nerede kullanacağınızı çok iyi bilirsiniz. Kadim bilgiyi de öyle her baba yiğidin harcı değil. Ben kadim bilgiye göre bunu yapayım. Öyle bir şey değil. Bu ikisini birlikte kullanmanın yöntemlerini artık keşfetmemiz lazım. Daha yeni başladık yani. İyi kafa. Tebrik ediyorum. Diye düşünüyorum. Ben seni tebrik ediyorum.